52. Bölüm Günahtan Korkmanın Fazileti. Bilmelisin ki insanı günah işlemekten alıkoyan en önemli husus Allah korkusu, onun intikamından ve yüceliğinden çekinmek, onun cezasından, öfkesinden ve suçüstü yakalamasından korkmaktır. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmek üzere olan bir genci ziyaret etti. Ve dedi ki, kendini nasıl hissediyorsun? Genç şöyle dedi, ey Allah'ın Resulü, hem Allah'a karşı ümit varım, hem de günahlarımdan dolayı korkuyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir kulun kalbinde bu şekilde iki duygu bir araya gelince Allahu Teala Celle Celaluhu mutlaka ona umduğunu verir ve onu korktuğu şeyden güvene erdirir. Vehb bin Berd der ki, İsa aleyhisselam şöyle derdi, Firdevs cennetlerine karşı duyulan muhabbet ve cehennem korkusu, belalara karşı sabırla katlanma, kulu dünya zevklerinden, şehvetlerden ve günahlardan uzak tutma duygusudur. Hasan-ı Basri radıyallahu anh şöyle derdi. Vallahi sizden önce öyleleri girip geçti ki, onlar çakıl taşları sayısınca altın dağıtsalar bile işledikleri günahın kötülüğünden kurtulamayacaklarından korkarlardı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, benim işittiğimi sizler de işitiyor musunuz? Sema figan ediyor. Figan etmekte de haklıdır. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, semada dört parmak aralığı kadar her yerde mutlaka Allahu Teala'ya secde halinde, kıyamda ve rükuda bir melek bulunur. Eğer sizler benim bildiğimi bilseydiniz, çok az güler, fazlasıyla ağlar, yüksek zirvelere yani dağların başına çıkar, hesap sormasının çetinliğinden, intikamının şiddetinden duyulan korkudan feryat ederek Allahu Teala'ya yalvarırdınız. Bir rivayette üstelik kurtulacak mısınız yoksa kurtulamayacak mısınız bilemezdiniz ilavesi vardır. Bekir bin Abdullah el-Müzeni der ki, kim gülerek günah işlerse ağlayarak ateşe girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, mümin kul Allahu Teala katında azap çeşitlerinin tamamını bilmiş olsaydı asla azaptan emin olamazdı. Buhari ve Müslim şöyle rivayet eder. Yakın akrabalarını uyar ayeti inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve akrabalarına şöyle hitap etti. Ey Kureyşliler! Kendi nefislerinizi Allahu Teala'dan satın alın. Ben sizleri Allah'ın hiçbir hükmünden kurtaramam. Ey Abdümenaf oğulları! Ben Allah'ın hükmüne karşı sizlere bir şey yapamam. Ey Resulullah'ın amcası Abbas! Senin için de Allah'ın hükmüne karşı bir şey yapamam. Ey Resulullah'ın halası Safiye! Ben senin için de Allah'ın hükmüne karşı bir şey yapamam. Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Benim malımdan dilediğin miktarı benden iste. Senin için de Allah'ın hükmüne karşı bir şey yapamam. Bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle der. Ey Allah'ın Resulü! Ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar ayetinde kastedilenler, zina eden, hırsızlık yapan ve içki içenler bu sebeple Allahu Teala'dan korkanlar mıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verir. Hayır ey Ebu Bekir'in kızı, ey Sıddık'ın kızı! Bu ayeti kerimede namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren ve buna rağmen acaba kabul edildi mi yoksa kabul edilmedi mi diye korku taşıyanlar kastediliyor. Bunu İmam Ahmed rivayet etmiş. Adamın biri Hasan-ı Basri radıyallahu anh'a şöyle der. Ey Ebu Said! Kalbimi sevinçten neredeyse uçuracak şekilde bana ümit telkin edenlere karşı nasıl davranmamı tavsiye edersin? Hasan-ı Basri şöyle der. Vallahi sonu güvene çıkacak şekilde seni korkutanlarla arkadaşlık etmen, önce güven verip de sonu korkuyla karşılaşmana sebep olacaklarla birlikte olmandan senin için daha hayırlıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh suikasta uğrayıp yaralandıktan sonra ölümü yaklaşınca oğluna şöyle der. Vah bana!
Yüzümü yere koy anasız kalasıcım. Vah bana. Eğer Allahu Teala rahmet etmezse vay başıma geleceklere. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anh ona der ki: Ey müminlerin halifesi, bu korkunun sebebi nedir? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sana bunca fetihler nasip etti. Şehirler senin elinle fethedildi. Sonra şunları şunları yaptın. Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki: Ben kurtulmak istiyorum. Benim tasam sevap ve günah değil. Zeynel Abidin Ali bin Hüseyin radıyallahu anh abdestini aldıktan sonra kendisini bir titreme tutardı. Kendisine bunun sebebi sorulunca şöyle derdi: Yazıklar olsun size. Kimin karşısında kıyama durup namaz kılacağımı, kime münacatta bulunacağımı bilmiyor musunuz? Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh şöyle der: Allah korkusu beni yiyip içmekten alıkoyuyor, iştahım kalmıyor. Bukhari ve Müslim rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı günde arşın altında gölgelendirileceği 7 kısım insanı sayarken bunlar arasında tenhada tek başına Allah'ı anan, yani günahkarlara yönelik tehdit ve azabını hatırlayan ve bundan dolayı gözlerinden yaşlar dökülenleri de saymıştır. Buradaki gözlerden yaş akmanın sebebi Allah'ın emrine aykırı olarak yaptıkları ve işledikleri günah sebebiyle duyulan büyük korku olmalıdır. İbn-i Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: Şu iki göze asla cehennem ateşi değmez. Gecenin ortasında Allah korkusundan ağlayan göz, Allah yolunda geceyi nöbet tutarak uykusuz geçiren göz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: Kıyamet günü bütün gözler ağlar. Ancak haramlara karşı kapanmış olan göz, Allah yolunda sabaha kadar uykusuz kalmış göz ve Allah korkusundan sinek başı gibi yaşlar akıtan göz o günde ağlamaz. Tirmizi'nin Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiği hasen sahih bir hadis şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Memeden çıkan süt çıktığı yere tekrar girmedikçe Allah korkusundan ağlayan kişi de cehenneme girmez. Allah yolunda uğraşma sebebiyle oluşan toz duman ile cehennem dumanı aynı insan üzerinde bir araya gelmez. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh der ki: Allah korkusuyla bir damla gözyaşı akıtmak benim için Allah yolunda 1000 dinar sadaka olarak dağıtmaktan daha sevimlidir. Amr bin Abdullah radıyallahu anh der ki: Öğrendiğime göre Allah korkusundan dolayı bir insanın gözünden damlayıp vücuduna düştüğü yerin cehennem ateşinde yanmasını Cenab-ı Hak Celle Celaluhu haram kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlarken göğsünden kaynayan kazanın çıkardığı gibi ses gelirdi. Erkindi radıyallahu anh der ki: Allah korkusuyla akıtılan gözyaşının damlası denizler büyüklüğündeki ateşi söndürür. İbn-i Semmak sürekli nefsini hesaba çekerek şöyle derdi: Ey nefsim, sen zahitlerin sözlerini söylüyor fakat münafıkların amelini işliyorsun. Bununla birlikte cennete girmek istiyorsun. Heyhat, heyhat, cennet senin gibiler için değil, onların amelleri bizimki gibi değil. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle der: Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ın yanına girdim ve dedim ki: Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, bana nasihat et. Bana dedi ki: Ey Süfyan, yalancıda mürüvvet, hasetçide rahat, tembelde dostluk ve kötü ahlaklı kişide örnek davranış bulunmaz. Ben dedim ki: Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, bana biraz daha nasihat et. Dedi ki: Ey Süfyan, Allah'ın haram kıldıklarından el çek, abid kişi olursun. Allahu Teala'nın sana takdir ettiğine rıza göster, Müslüman olursun. İnsanların sana nasıl dost olmasını istiyorsan, sen de onlara öyle dost ol, mümin olursun. Günahkarla dostluk yapma, sana işlediği günahları öğretir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulur: Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse kiminle dostluk yaptığınıza dikkat edin. İşlerinde Allah'tan korkanlarla istişare et. Ben yine dedim ki:
Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, bana biraz daha nasihat et. Şöyle devam etti. Ey Sufyan, aşiret ve kabilesi olmadan izzet sahibi olmak, saltanatı olmadan heybetli olmak isteyen, Allah'a isyan zilletinden çıkıp Allah'a taat yoluna girsin. Ben yine dedim ki, ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, bana biraz daha nasihat et. Yine şöyle devam etti. Babam bana şu üç edebi öğretti. Bana dedi ki, yavrucuğum, kötü kişilerle dost olanın başı dertten kurtulmaz. Kötülerin gidip çıktığı yerlerde bulunan töhmet altında kalır. Diline sahip olmayan pişman olur. Abdullah bin el-Mübarek radıyallahu anh der ki, Vehb bin Derd'e sordum. Allah-u Teala'ya isyan eden kişi ibadetin lezzetini alabilir mi? Şöyle cevap verdi. Hayır, Allah'a isyanı düşünen kişi dahi ibadetten tat alamaz. İmam Ebu'l-Fereç bin el-Cevzi şöyle der. Allah korkusu nefsin azgın arzularını yakan bir ateştir. Öyleyse bunun fazileti şehvetleri yakıp bitirdiği, insanı günahlardan alıkoyduğu ve insanı ibadete yaklaştırdığı oranda artar. Allah korkusu nasıl fazilet olmasın ki? Bunun sayesinde iffet, vera, takva, nefis terbiyesi ve kulu Allah-u Teala'ya yaklaştıran faziletli ameller elde edilir. Bu husus ayet ve hadislerden de açıkça anlaşılmaktadır. Şimdi şu ayetlere göz atalım. Onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet haberi vardır. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan içindir. İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır. Allah'tan korkan öğütten yararlanacak. Kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkar. Bu ayeti kerimeye göre ilmin faziletine delalet eden her ayet ve her hadis aynı zamanda Allah'tan korkmanın faziletine de delalet eder. Çünkü Allah korkusu ilmin bir sonucudur. İbn-i Ebi'd-Dünya şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allah korkusundan bir kimsenin vücudu titreyip tüyleri diken diken olunca, tıpkı kurumuş ağacın yapraklarının döküldüğü gibi, onun da günahları dökülür. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allah-u Teala Celle Celaluhu buyurdu ki, İzzetim hakkı için ben bir kulumda iki korkuyu ve iki güveni bir araya getirmem. Eğer dünyada kendisini bana karşı güvende görürse, ahirette onu korkuturum. Eğer dünyadayken benden korkarsa, ahirette ona güven veririm. Ebu Süleyman Eddarani radıyallahu anh şöyle der. Allah korkusu bulunmayan her kalp harabe bir haldedir. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Allah'ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın mühlet vermesinden emin olmaz. 53. Bölüm Tövbenin Fazileti. Tövbenin fazileti hakkında pek çok ayeti kerime vardır. Şu ayetler gibi. Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Yine onlar Allah ile beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı kat kat artırılır ve onda yani azapta alçaltılmış olarak devamlı kalır. Ancak tövbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Kim tövbe edip iyi davranış gösterirse şüphesiz o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Tövbe konusundaki hadis-i şerifler ise çoktur. İmam Müslim'in rivayet ettiği şu hadis-i şerif bunlardan biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki,
Gündüz günah işleyenler tövbe etsinler diye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu gece rahmet elini uzatır. Gece günah işleyenler tövbe etsinler diye yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu gündüz rahmet elini uzatır. Bu durum tövbe kapısının açık durması güneş battığı yerden doğuncaya kadar devam eder. Tirmizi şöyle rivayet eder. Gün batısı tarafında bir kapı vardır. Genişliği 40 veya 70 yıllık yoldur. Allahu Teala Celle Celaluhu yerleri ve gökleri yarattığı zaman bu kapıyı kullarının tövbe etmesi için açmıştır. Güneş o cihetten yani batıdan doğmadıkça o tövbe kapısı kapanmaz. Yine Tirmizi şöyle rivayet eder. Allahu Teala Celle Celaluhu batı tarafında tövbe için genişliği 70 yıllık yol olan bir kapı yaratmıştır. Güneş battığı yerden doğmadıkça bu kapı kapanmaz. Nitekim şu ayeti kerime bu hususa işaret eder. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Et-Tabarani ceyyit senetle şöyle rivayet eder. Cennetin 8 kapısı vardır. 7'si kapanmıştır. Bir kapı tövbe edenler için güneş battığı yerden doğuncaya kadar açıktır. İbn-i Mace ceyyit bir senetle şöyle rivayet eder. Eğer günah işleseniz ve günahlarınız göklere kadar ulaşsa sonra da tövbe etseniz Allahu Teala Celle Celaluhu sizin tövbenizi kabul eder. El-Hakim şöyle rivayet eder. Ömrü uzun olup Allahu Teala'nın kendisine tövbe nasip ettiği kişi bahtiyar kişidir. Tirmizi, İbn-i Mace ve El-Hakim şöyle rivayet eder. Ademoğlunun hepsi günah işler. Fakat günah işleyenlerin hayırlısı tövbe edenlerdir. Buhari ve Müslim şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir kul günah işler ve der ki, Ya Rabbi günahımı affet. Hak Teala da şöyle buyurur. Kulum bir günah işledi. Arkadan bildi ki günahları affeden ve günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır. Ve o kulun günahını bağışlar. Sonra kul dönüp başka günah işler ve der ki, Ey Rabbim, günahımı affet. Allahu Teala Hazretleri de buyurur ki, kulum bir günah işledi. Arkadan bildi ki günahları affeden ve günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır. Ve o kulun günahını bağışlar. Sonra kul dönüp başka günah işler ve der ki, Ey Rabbim beni affeyle. Kulum bir günah işledi. Arkadan bildi ki günahları affeden ve günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır. Sonra Allahu Teala Hazretleri dilediğini yap, ben seni affettim buyurdu. El-Münziri dilediğini yap sözüyle ilgili olarak şöyle der. Allahu Teala Celle Celaluhu daha iyisini bilir ama bunun manası şu olsa gerek. Kul her günah işleyip tövbe ederek affedilmesini istediğinde aynı günaha bir daha dönmüyor demektir. Zira hadiste sonra dönüp başka günah işler ifadesi geçmektedir. Böyle davrandığı sürece dilediği gibi amel etsin demektir. Zira her günah işlediğinde tövbe edip bağışlanmasını dilemekte, bu da günahına kefaret olmaktadır. Böylece günah kendisine bir zarar vermez. Yoksa hadis-i şerif günah işleyip sonra günahı tamamen kalbinden çıkarıp atmadan sadece dil ile tövbe etmeyi, ardından tekrar aynı günahlara dalmayı ifade etmez. Böylesi yalancıların tövbesidir. Bir cemaatten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, mümin bir günah işlediği zaman kalbi üzerinde siyah bir nokta oluşur. Eğer tövbe eder, günahı kalbinden çıkarır ve bağışlanma dilerse kalbi tekrar eski parlaklığına kavuşur. Eğer günah işlemeye devam ederse kalp üzerindeki siyah noktalar da artar. Nihayet kalbi tamamen kaplar.
Kalbin üzerinde kaplayan bu pas ve kiri Cenab-ı Hak ayet-i kerimede şöyle ifade eder. Hayır, bilakis onların işlemekte oldukları kötülükler kalplerini kirletmiştir. Tirmizi şöyle rivayet eder. Allahu Teala Celle Celaluhu can boğaza dayanmadıkça kulun tövbesini kabul eder. Et-Tabarani ve El-Beyhaki Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün elimden tuttu ve bir mil kadar yürüdük. Sonra buyurdu ki, ey Muaz, sana takva sahibi olmayı, doğru konuşmayı, ahde vefa göstermeyi, emanete riayet etmeyi, hiyaneti terk etmeyi, yetime merhametli olmayı, komşuna iyi davranmayı, öfkeye sahip olmayı, yumuşak konuşmayı, selamı yaymayı, imama bağlı kalmayı, Kur'an-ı Kerim hakkında derin bilgi sahibi olmayı, ahireti sevmeyi, hesap gününden korkmayı, kısa emelli olmayı, güzel amel işlemeyi tavsiye ederim. Bununla birlikte yine seni Müslümana sövmekten, yalancıyı tasdik etmekten, doğruyu yalanlamaktan, adil imama isyan etmekten ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan men ederim. Ey Muaz! Her ağacın ve taşın yanında Allah'ı zikret. İşlediğin her günah için tövbe et. Gizli işlediklerine gizlice, açıkta işlediklerine de açıkça. El-İsfahani şöyle rivayet eder. Bir kul günahlarına tövbe edince Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o günahları yazıcı meleklere, kulun azalarına ve günaha şahit olan yerdeki diğer izlere unutturur. Böylece o kul kıyamet günü o günahtan bir iz kalmaksızın Allahu Teala'ya kavuşur. Yine El-İsfahani şöyle rivayet eder. Günahına pişman olan Allah'ın rahmetini, kendisini beğenen ise Allah'ın gazabını bekler. Ey Allah'ın kulları! İyi bilin ki her amel işleyen kişi mutlaka ameliyle karşılaşacak. İyi amelini dünyada görmeden dünyadan ayrılmayacaktır. Ameller sonuçlarına göre değerlendirilir. Gece ve gündüz birer binektir. Bu binekler üzerinde ahirete doğru güzel bir yolculuk yapın. Uzun emelden sakının. Yapmanız gerekenleri ertelemeyin. Zira ölüm ansızın geliverir. Allahu Teala'nın suçun akabinde hemen ceza vermemesi sizi aldatmasın. Çünkü cehennem size ayakkabılarınızın bağından daha yakındır. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür mealindeki şu ayeti kerimeyi okudu. Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Günahına tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir. El-Beyhaki bu hadis-i şerifi başka bir senetle rivayet eder ve sonunda şu ilave vardır. Günahının bağışlanmasını dilediği halde günah işlemeye devam eden kimse Rabbi ile alay eden kimse gibidir. İbn-i Hibban ve El-Hakim şöyle rivayet eder. Pişmanlık tövbedir. Bu hadis-i şerif tövbenin en büyük şartını ortaya koymaktadır. Tıpkı Hac Arafat vakfesinden ibarettir hadis-i şerifi gibi. Yani Arafat vakfesi haccın en önemli şartı olduğu gibi günahlara pişman olmak da tövbenin en önemli şartıdır. Elbette bu pişmanlığın işlenen günahtan, onun kötülüğünden ve karşılığında verilecek cezanın korkusundan kaynaklanması gerekir. Yoksa işlediği günahtan dolayı malı kaybetmek veya zarara uğramak korkusuyla ve benzeri sebeplerle günaha pişman olmak tövbe yerine geçmez. El-Hakim şöyle rivayet eder. Allahu Teala Celle Celaluhu bir kulun günahına pişmanlık duyduğunu bilir bilmez, daha o istiğfar edip tövbe etmezden önce onun günahını bağışlar. Müslim ve başkaları şöyle rivayet eder. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki eğer sizler hiç günah işlemez ve bu sebeple de tövbe etmeseydiniz Allahu Teala sizleri yok eder ve sizin yerinize günah işleyen
ve sonra Allah'a tövbe ederek bağışlanma dileyen, Allahu Teala'nın da kendilerini bağışladığı başka bir topluluk getirirdi. Müslim şöyle rivayet eder: övülmeyi Allah'tan daha çok seven bir kimse yoktur. Bu yüzden kendi nefsini övmüştür. Allah'tan daha gayretli kimse yoktur. Bu sebeple fuhşiyatı haram kılmıştır. Kendisinden özür dilenmesini Allah'tan daha çok seven kimse yoktur. Bu yüzden kitap indirmiş ve peygamberler göndermiştir. Müslim şöyle rivayet eder: Cüheyne kabilesinden bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kadın zina yapmış ve hamile kalmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü, had cezası vurulması gereken bir suç işledim. Bana cezayı tatbik et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının velisini çağırdı ve ona şöyle dedi: buna iyi bak, doğum yapınca onu bana getir. Kadının velisi denileni yaptı. Kadın getirilince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadının elbisesinin sıkıca üzerine bağlanmasını emretti. Sonra kadını recm ettiler ve arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının cenaze namazını kıldı. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü, bu kadın zina ettiği halde onun cenaze namazını mı kılıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: bu kadın öyle bir tövbe etti ki eğer Medine ehlinden 70 kişiye dağıtılsa hepsine de kafi gelirdi. Sen hiç Allah için kendi canından geçen kimseden daha üstün bir kimse gördün mü? Tirmizi, İbn Hibban ve el-Hakim İbn Ömer radıyallahu anh'dan şöyle rivayet eder: size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir hadisi nakledeyim. Ben bunu bir kere, iki kere değil, 7 veya daha fazla defalara işitmişimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: İsrail oğulları içinde Kifil adında biri vardı. Günah işlemekten hiç çekinmezdi. Bir gün yanına bir kadın geldi. Kendisiyle birlikte olması karşılığında kadına 60 dinar verdi. Adam kocanın karısına yaklaştığı gibi kadının yanına girince kadın titremeye ve ağlamaya başladı. Adam kadına sordu: niye ağlıyorsun? Benden tiksindin mi? Kadın şöyle dedi: hayır, bu benim hiç yapmadığım haram bir amel. Bu günaha beni razı eden de fakirliğimdir. Adam da ona şöyle dedi: yani sen şimdi Allah korkusuyla mı ağlıyorsun? Madem ki şimdiye kadar yapmadığın bir iş, haydi git. Verdiğin para da senin olsun. Vallahi ben bundan böyle Allah'a hiç asi olmayacağım. Adam o gece öldü. Sabah kapısının üstünde şu yazılıydı: Allah Kifli mağfiret etti. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle anlatır: İki köy vardı. Birinin halkı iyi, diğerinin halkı ise isyankâr idi. İsyankârların bulunduğu köyden biri salih insanların bulunduğu köye gitmek üzere yola çıktı. Fakat Allah'ın emri geldi ve iki köy arasında vefat etti. O kişi üzerinde melek ile şeytan anlaşmazlığa düştüler. Şeytan dedi ki: vallahi bu adam bana hiç isyan etmedi. Melek de şöyle dedi: bu adam tövbe etmeye salihlerin bulunduğu yere doğru gidiyordu. Allahu Teala ikisi arasında şöyle hükmetti: İki köyden hangisine yakın ise oraya aittir. Sonra mesafeyi ölçtüler ve adamın iyilerin bulunduğu köye bir karış daha yakın olduğunu gördüler. Böylece adam mağfiret edildi. Ma'mer der ki: benim işittiğime göre adamı iyilerin köyüne Allahu Teala'nın yaklaştırdığını söylüyorlardı. Buhari ve Müslim şöyle rivayet eder: sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişiyi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisini sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona kadar gidip 99 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip, hayır yoktur dedi. Herif onu da öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Adamcağız yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Ona gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim dedi ki: evet vardır.
seninle tövben arasında kim perde olabilir? Ancak falan memlekete gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla Allah'a ibadet edeceksin ve bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı. Giderken yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabz etti. Rahmet ve azap melekleri onun hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri dediler ki, bu adam tövbekar olarak geldi. Kalben Allah'a yönelmişti. Azap melekleri de dediler ki, bu adam hiçbir hayır işlemedi. Onlar böyle çekişirken insan suretinde bir başka melek yanlarına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Hakem onlara dedi ki, onun çıktığı yerle gitmekte olduğu yer arasını ölçün. Hangi tarafa daha yakınsa ona teslim edin. Ölçtüler, gördüler ki gitmeyi arzu ettiği yere, yani iyiler diyarına daha yakın. Onu hemen rahmet melekleri aldılar. Diğer bir rivayette hadisin sonu şöyledir. Adam iyiler diyarına bir karış daha yakın idi. Böylece mağfiret edildi. Başka bir rivayet şöyledir. Allah-u Teala iyilerin diyarına yaklaşmasını ve geldiği yere de uzaklaşmasını vahyetti. Sonra hangisine yakın olduğunu ölçün dedi. Ölçünce iyilerin diyarına bir karış daha yakın olduğu görüldü ve mağfiret edildi. Diğer bir rivayette Katade şöyle der. Hasan-ı Basri radiyallahu anh der ki, bize anlatıldığına göre hadisin sonu şöyle sona eriyor. Adama ölüm meleği gelince göğsünü iyiler diyarına doğru çevirdi. Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Pek azgın ve şerli bir adam vardı. Yolda giderken biriyle karşılaştı ve ona şöyle sordu. Hayırdan uzak biri, hepsi de haksız yere olmak üzere 99 adam öldürdü. Bunun için tövbe yolu var mı? Adam hayır diye cevap verince onu da öldürdü. Başka birine vardı ve ona da sordu. Hayırsız bir adam, hepsi de haksız yere olmak üzere 100 kişi öldürdü. Bunun için tövbe yolu var mı? Adam şöyle cevap verdi. Eğer sana Allah tövbe edenin tövbesini reddeder dersem yalan söylemiş olurum. Şu tarafta Allah'a ibadet eden insanlar var. Onların yanına git. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Adam onların yanına gitmek üzere yola koyulur ve yolda ölür. Onun ruhunu alma hususunda rahmet ve azap melekleri ihtilaf ederler. Allahu Teala Celle Celaluhu onlara hakem olarak bir melek gönderir. Melek onlara şöyle der. Adam ile iki yer arasındaki mesafeyi ölçün. Adam hangi yere daha yakın ise oraya aittir. Ölçerler ve adamın tövbekarların köyüne bir parmak daha yakın olduğunu görürler. Böylece mağfiret edilir. Başka bir rivayette hadisin sonu şöyledir. Sonra adam başka birine varır ve der ki, ben 100 kişiyi öldürdüm. Benim için bir tövbe yolu var mı? Adam şöyle cevap verir. Sen haddi aşmışsın, bilemiyorum. Fakat şurada biri Nasara, diğeri Kefere adında bir köy var. Nasara halkı cennet ehlinin amelini işler. Başkaları orada barınamaz. Kefere halkı ise cehennem halkının amelini işler. Başkaları orada barınamaz. Sen Nasara köyüne git. Eğer orada sebat eder ve oradakilerin amelini işlersen, tövbenin kabul edildiğinde bir şüphe yok demektir. Adam Nasara köyüne gitmek üzere yola çıkar. Tam iki köy arasına gelince eceli gelir ve ölür. Melekler bu adamın durumunu Rablerine sorarlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurur ki, bakın o iki köyden hangisine daha yakın ise onu o köy halkından yazın. Ölçtüklerinde adamı Nasara köyüne bir parmak daha yakın bulurlar ve kendisini o köy halkından sayarlar. 54. Bölüm Zulümden Sakınmak. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Haksızlık edenler hangi dönüşe döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Zulümden kaçının. Zulüm kıyamet günü karanlıklar olacaktır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur.
Kim zulüm yoluyla bir karış toprağı ele geçirirse, Cenab-ı Hak kıyamet günü 7 kat arzı o kişinin boynuna dolar. Eski kitaplardan birinde şöyle yazar. Cenab-ı Hak buyurur ki, benden başka yardımcısı bulunmayan birine zulmeden kişiye öfkem artar. Şair ne güzel söylemiş. Zulmetme, onu yapmaya muktedir olsan da, zulüm sonunda pişmanlık olarak döner sana. Gözlerin uykuya dalar, fakat mazlum uyumaz, beddua eder sana, Allah'ı ise hiç uyku tutmaz. Diğer bir şair şöyle der. Zalim kişi yeryüzünü zulüm ile çiğneyince, kötülük yapmada gemi iyice azıya alınca, artık onu zamanın tasarrufuna bırak, zaman ona hesap etmediklerini çıkaracak. Seleften biri der ki, zayıflara zulmedip de güçlülerin şerlilerinden olma. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der. Toy kuşu zalimin zulmünden korkup yuvasında ölür. Denilir ki Tevrat'ta şöyle yazılıdır. Sırat köprüsünün arkasından bir nidacı şöyle nida eder. Ey azgın zorbalar! Ey haddi aşan şakirler! Allahu Teala izzeti üzerine yemin ederek buyurdu ki, bugün bu köprüden hiçbir zalimin zulmü geçmeyecek. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Habeşistan hicretinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dönünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Habeşistan'da gördüğün en ilginç hadiseyi bana anlatır mısın? Bunun üzerine Habeşistan hicretine katılanlardan Kuteybe radıyallahu anh dedi ki, ben anlatayım ey Allah'ın Resulü. Bir gün bizler oturuyorduk. Derken onların zayıflarından bir yaşlı kadın yanımızdan geçti. Başı üzerinde bir su küpü taşıyordu. Bir genç o ihtiyar kadın ile karşılaştı. Bir elini kadının iki omuzu arasına koydu ve onu itti. İhtiyar kadın dizi üzerine düştü, su küpü de kırıldı. Ayağa kalktı ve gence şöyle dedi, ey zalim! Allahu Teala'nın kürsüyü kurup bütün insanları bir araya topladığı, ellerin ve ayakların dile gelerek yaptığı şeyleri anlattığı gün sen göreceksin. İkimizin arasındaki dava orada nasıl çözülecek göreceksin. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allahu Teala zayıfın hakkını güçlüden almayan bir topluluğu takdis edip temize çıkarır mı hiç? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şu 5 kişiye Allahu Teala öfkelenir. Bu öfkesini dilerse dünyada yürürlüğe koyar, dilerse onları ahirette cehennemde ağırlar. Birincisi bir toplumun devlet başkanı. Bu yönetici halkından hakkını tam olarak aldığı halde onlara karşı insaflı davranmaz ve uğradıkları zulme karşı onları müdafaa etmez. İkincisi bir toplumun yöneticisi. Halk kendisine itaat ettiği halde kuvvetliyle zayıfa eşit davranmaz ve hevasına göre konuşur. Üçüncüsü aile reisi. Bu da hanımına ve çocuklarına Allah'ın emirlerine uymalarını emretmez. Onlara dinin emirlerini öğretmez. Dördüncüsü işveren. İşini yaptırmak için işçi tutar. İşini yaptırır fakat ücretini tam olarak vermez. Beşincisi koca. Bu da hanımına mehri konusunda haksızlık yapar. Abdullah bin Selam radıyallahu anh şöyle der. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahlukatı yaratıp da ayakları üzerinde doğrulunca sordular. Ya Rabbi, sen kimin yanındasın? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Hakkı teslim edilinceye kadar mazlumun yanındayım. Vehb bin Münebbih radıyallahu anh der ki, zorba bir hükümdar zorbalıkla bir köşk yapar ve etrafını sur ile çevirir. Sonra ihtiyar yaşlı bir kadın gelir ve kendine barınak olarak köşkün yanı başına bir kulübe yapar. Bu zalim kişi bir gün atına binip gezintiye çıkar. Köşkün etrafını şöyle bir gezer ve ihtiyar kadının kulübesini görür. Bunun üzerine sorar, kimin bu kulübe? Kendisine derler ki,
yaşlı fakir bir kadın kendisine barınak olarak yapmış. Zalim kişi o kulübenin yıkılması için emir verir ve derhal kulübeyi yıkarlar. İhtiyar kadın gelip de kulübenin yıkıldığını görünce sorar, kim yıktı bunu? Kendisine hükümdarın kulübeyi gördüğünü ve yıkma emrini onun verdiğini söylerler. Bunun üzerine ihtiyar kadın başını semaya kaldırır ve şöyle der, ya Rabbi, evim yıkılırken ben hazır değildim, peki sen neredeydin? Bu hal üzerine Allahu Teala Celle Celaluhu Cibril Aleyhisselam'a derhal içindekilerle beraber sarayın altını üstüne getirme emrini verir. O da hemen emri yerine getirir. Derler ki Bermeklilerin ileri gelenlerinden biri oğluyla birlikte hapse düşer. Oğul babasına der ki, babacığım, onca izzet ve saltanattan sonra zincire vurulup hapse düştük. Babası şöyle der, evladım, mazlumun duası geceleri yol alırken biz ondan gafil olduk. Fakat Allahu Teala Celle Celaluhu hiçbir şeyden gafil değildir. Yezid bin Hakim der ki, kendisine zulmettiğim kişiden korktuğum kadar asla hiç kimseden korkmam. Çünkü ben Allah'tan başka onun yardımcısı olmadığını bilirim. O kişi bana, Allah bana kafidir. İkimizin arasında Allah hükmedecektir der. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh der ki, kıyamet günü zalim gelir. Cehennemin üzerindeki sırat köprüsüne varınca birden karşısına haksızlık ettiği mazlum çıkar ve kendisine yaptığı zulme hatırlatır. Mazlumlar zalimlerin elinde bulunan iyi amellerini almadıkça oradan ayrılmazlar. Eğer zalimlerin iyi amelleri yoksa zulmettikleri mazlumların günahlarını yüklenirler. Nihayet o zalimler cehennemin en alt tabakasını boylarlar. Abdullah bin Üneys radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kıyamet günü insanlar yalın ayak, çıplak, sünnetsiz ve karışık olarak mahşer yerinde toplanırlar. Sonra bir nidacı uzak ve yakındakinin aynı ayarda duyacağı şekilde şöyle ilan eder. Ben hesaplaşmanın mutlak hakimiyim. Hiçbir cennetlik kişi cehennemliklerden birine bir fiske vurmuş veya daha fazlasıyla zulmetmiş olduğu halde hak sahipleriyle ödeşmeden cennete giremez. Aynı şekilde hiçbir cehennemlik kişi de herhangi birine bir fiske vurmuş veya daha fazlasıyla zulmetmiş olduğu halde hak sahipleriyle ödeşmeden cehenneme girmez. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Bunun üzerine bizler dedik ki, bizler orada yalın ayak, çıplak, sünnetsiz ve karışık olarak orada bulunacağımıza göre bu hesaplaşma işi nasıl olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ancak dünyada yaptıklarına uygun karşılık olarak. Hesaplaşma sevaplar ve günahlar ile olacak. Zira Cenab-ı Hak, senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez buyurmaktadır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim haksız yere bir kamçı bile vurmuş ise, kıyamet günü kendisine kısas uygulanacaktır. Anlatıldığına göre İran hükümdarı oğlunu eğitip terbiye etmek için bir mürebbi tutar. Nihayet şehzade edep ve fazilet yönünden istenen noktaya ulaşır. Bir gün mürebbi şehzadeyi çağırır, onu suçsuz ve sebepsiz olarak acı bir şekilde döver. Bundan dolayı çocuk hocasına karşı kin besler. Nihayet babası vefat eder ve saltanatı kendisi devralır. Hükümdar olunca mürebbisini çağırır, neden dolayı kendisini suçsuz ve sebepsiz olarak dövdüğünü sorar. Hocası ona şöyle cevap verir. Ey hükümdar, bilmiş ol ki, edep ve fazilet yönünden istenilen noktaya eriştiğini görünce babandan sonra tahta senin geçeceğini anlamıştım. Bu sebeple sana dayağın acısını tattırdım ki tahta geçince kimseye zulmetmeyesin. Bu ifadeler üzerine hükümdar hocasına Allah seni hayırla mükafatlandırsın der ve hocasına bahşiş vererek onu gönderir. 55. Bölüm Yetime Zulümden Sakınmak. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.
Katade der ki, bu ayeti kerime velisi olduğu yetim yeğeninin bütün malını yiyen Gatafan kabilesinden olan zat hakkında inmiştir. Ayeti kerimede zorla ve haksız yere yenilmesi yasaklanmıştır. Buna göre hakkına riayet ederek ve şartlarına uyarak yemek, fıkıh kitaplarında da belirtildiği gibi haram kapsamının dışındadır. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yetimlerin mallarından yemek konusunda şöyle buyurur. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın. Yoksul olan da uygun olarak yesin. Yani sadece ihtiyacı kadar yiyebilir. Yahut borç olarak alır ya da sadece emeğinin karşılığı kadar alır. Ya da zorda kalınca alır ve eli bollaşınca geri öder. Eğer geri ödeyebilecek durumda değilse kendisine helal olur. Allah-u Teala yetimlerin haklarının önemine ve onların haklarına fazlasıyla itina gösterilmesi gerektiğine dikkat çeker. Nitekim şöyle buyurur. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bıraktıkları takdirde halleri ne olur diye korkacak olanlar yetimlere haksızlık etmekten korkup titresinler. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Bu ayeti kerime diğer ayetlerle birlikte değerlendirilirse burada söz konusu olan konunun malın üçte birinden fazlasını vasiyet etmekle ilgili olmadığı görülür. Asıl üzerinde durulan konu evinde yetim bulunan kişilerin yetimlere iyi davranmasıdır. Bu davranış biçimine onlara hitap ederken bile itina göstermeli, tıpkı kendi çocuğuna hitap ettiği gibi yetimlere de yavrucuğum diye hitap etmeli. Yetimlere iyi davranmalı, İhsanda bulunmalı. Kendi malını ve kendisinden sonra neslini devam ettirecek çocuklarının malını nasıl koruyup gözetiyorsa yetimin malını da öylece kollayıp gözetmeli. Zira insanın alacağı karşılık amel ve davranışının aynısı olacaktır. Çünkü Cenab-ı Hak din gününün sahibidir buyurmaktadır. Din kelimesinin bir manası karşılık vermektir. Buna göre kıyamet günü bir bakıma karşılık alma günüdür. Onun için derler ki, nasıl davrandıysan o şekilde karşılık görürsün. Sen ne yaptıysan onun karşılığında da aynısını görürsün. İnsanoğlu güven içinde başkasının malı, kendi evladı olmayan kişilerin üzerinde tasarruf ederken ansızın ölüm kendisini yakalayıverir. O zaman kendisinin arkasından Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da onun malına, nesline ve diğer akrabalarına tıpkı kendisinin başkasına davrandığı gibi davranır. Kendisi iyi davranmış ise hayırla, kötü davranmış ise şer ile karşılık görür. Öyleyse akıllı kişi dini üzerinde bir korkusu yoksa bile malı ve evlatları hakkında endişe duymalı. Kendi çocuklarının bir velinin idaresi altında nasıl idare edilmesini istiyorsa, o da velisi olduğu yetim çocuklara ve mallarına karşı öyle davranmalıdır. Allahu Teala Celle Celaluhu Davud Aleyhisselam'a şöyle vahyeder. Ey Davud! Yetimlere karşı şefkatli bir baba gibi ve dullara karşı merhametli bir eş gibi ol. İyi bil ki ne ekersen onu biçersin. Nasıl davranırsan sana da öyle davranırlar. Zira günün birinde sen de mutlaka ölecek ve geride dul bir eş ile yetim çocuklar bırakacaksın. Yukarıdaki ayeti kerimede belirtilen şiddetli tehditlere uygun olarak insanları böylesine tehlikeli ve helake sürükleyen davranıştan sakındırmak üzere yetimlerin mallarını yemekten ve onlara zulmetmekten şiddetle sakındıran pek çok hadis-i şerif varit olmuştur. Müslim ve diğerleri şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ey Ebu Zer, ben seni zayıf yapılı görüyorum. Kendim için arzuladığım şeyi senin için de arzuluyorum. Sakın ha iki kişiye bile amir olma. Asla yetim malına veli olma. Buhari, Müslim ve diğerleri şöyle rivayet eder. İnsanı helak eden yedi günahtan sakının. Sahabe-i kiram sordu, ey Allah'ın Resulü, nedir onlar? Buyurdular ki, Allah'a şirk koşmak, sihir, haksız yere Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymak, faiz yemek ve yetim malı yemek. El-Bezzar şöyle rivayet eder. Büyük günahlar yedi tanedir. Allah'a şirk koşmak,
haksız yere adam öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek. El-Hakim şöyle rivayet eder. Şu dört kısım insanı cennete sokmamak ve nimetlerinden tattırmamak Cenab-ı Hak üzerine bir haktır. Devamlı içki içen, faiz yiyen, haksız yere yetim malı yiyen, ana babaya isyan eden. İbn-i Hibban şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Amr bin Hazım radiyallahu anh ile Yemenlilere gönderdiği mektup içinde şunlar da vardı. Allahu Teala katında kıyamet günü büyük günahların en büyüğü Allah'a ortak koşmak, mümin birini haksız yere öldürmek, Allah yolunda yapılan savaşta savaş meydanından kaçmak, ana babaya isyan etmek, namuslu kadına zina iftirası atmak, büyücülük öğrenmek, faiz yemek ve yetim malı yemek. Ebu Ya'la şöyle rivayet eder. Kıyamet günü bir topluluk ağızlarından ateşler saçarak kabirlerinden kalkarlar. Sahabi-i kiram sordu, ey Allah'ın Resulü kimdir onlar? Efendimiz buyurdular ki, sizler Allahu Teala'nın haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir buyurduğunu hiç görmediniz mi? Müslim'in rivayet ettiği Miraç hadisesinde şu ifadeler vardır. Baktım bazı insanların yanındayım. Bir kısım insanlar da onların başına tayin edilmiş, onların sakallarını yoluyorlardı. Diğer bir kısım insan da ateşten koca taşlar getiriyorlar, sakalları yolunanların ağızlarından atıyorlar ve dübürlerinden çıkıyordu. Cibril aleyhisselama sordum, bunlar kimdir? Bana, haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar diye cevap verdi. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan şöyle rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Miraç gecesi dudakları deve dudağı gibi olan bir kısım insanlarla karşılaştı. Onların başlarında dudaklarını tutan kimseler vardı. Bu adamlar o kişilere ateşten büyük taş parçaları yutturuyorlar ve taşlar tekrar altlarından çıkıyordu. Cibril aleyhisselama kimdir bunlar diye sordum. Bana onlar haksız yere yetimlerin mallarını yiyenlerdir diye cevap verdi.